Merhaba, ben Emriye, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gebelikte tüketilmemesi gereken besinlerden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi gebelik annenin ve bebeğin bir bedeni paylaştığı çok güzel bir süreçtir. Bu süreçte anne beslenmesine çok dikkat etmesi gerekmektedir. Çünkü onun beslendiği her şey aslında bebeğe gitmektedir. Bu sebeple gebelikte tüketilmemesi gereken, tüketilmesi zararlı olan bazı yiyecekler var. Gelin bunlara beraber bakalım. Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerini gebeler kesinlikle tüketmemesi gerekmektedir. Bunun içindeki bazı bakteriler gebelerin hastalanmasına neden olabilir. Aynı zamanda küflü ya da bozuk peynirleri de gebelerin tüketmemesi gerekmektedir. Bununla beraber pişmemiş çiğ yumurta bizim toplumumuzda çok fazla tüketilmektedir. Ama gebelerin az pişmiş, pişmemiş çiğ yumurtalardan uzak durması gerekmektedir. Bunların içinde de yine bakteriler üreyip gebeyi ve bebeği rahatsız edebilir. Yine az pişmiş ya da pişmemiş et ve et ürünleri de gebelerin kesinlikle tüketmemesi gerekmektedir. Bununla beraber işlenmiş et ürünlerini de gebelerin tüketmemesi önerilmektedir. Salam, sucuk, sosis gibi. Gebelerin çok merak ettiği bir konuda gebelikte karaciğer tüketebilir miyim? Karaciğeri gebeler tüketebilir ama karaciğeri tüketirken çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü içindeki A vitamini çok fazla olan bir besindir karaciğer. O yüzden miktarı az olmak şartıyla gebeler karaciğer tüketebilir. Eğer A vitamini çok fazla alırsak bebekte deformasyonlar olabilir. Gebelerin genellikle deniz ürünlerini hep yemeleri söylenir ama şunları diğerken dikkat etmeniz gerekiyor. Karides, istiridye, midye gibi deniz kabuklu deniz ürünlerinden gebelerin uzak durması gerekmektedir. Aynı zamanda büyük balıklar yerine küçük balıkları tercih ederlerse içindeki balıklarda biriken civa miktarı daha az olacağı için gebeler ve bebekler çok daha kaliteli bir şekilde omega 3 alacaklardır ve zararlı olan civayı vücutlarını depolamayacaklardır. Gebelerin fazla tuzlu beslenmekten uzak durması gerekmektedir. Kullandıkları tuzlar iyotlu olmalı ama kesinlikle çok fazla tuzlu salamura besinlerden uzak durmaları gerekir. Bildiğiniz gibi gebelik zehirlenmesi yani pireklemsi tansiyonun yükselmesiyle meydana gelmektedir. Bu sebeple gebelerin tansiyonlarını kontrol altında tutmaları yani az tuzlu beslenmeleri gerekirse yemeklerini baharatlarla tatlandırmaları çok daha uygun olacaktır. Bununla beraber gebelerin bozuk, paketli gıdalardan kesinlikle uzak durması gerekir. Taze pişmiş ve evde pişirilmiş doğal yiyeceklerden beslenmeleri çok daha iyidir. Besini tercih ederken organik olmaları gebeler için de bebekler için de çok daha yararlı olacaktır. Özellikle GDO'su çok fazla oynanan mısır gibi besinlerden gebelik boyunca uzak durmaları, daha çok doğal besinlerle, organik besinlerle beslenmeleri bebekler için de gebeler için de çok daha sağlıklı. Çok yağlı ve kızartmayla pişiren yemekler yerine buharda pişirilmiş, ızgarada pişirilmiş ya da haşlanmış besinlerle beslenmeleri besinlerin vitaminlerini koruması ve anne ve bebeğin besinlerden çok daha sağlıklı bir şekilde yararlanması için çok daha iyidir. Bu şekilde besinlerin pişirilmesi önerilir. Yine çay ve kahveyi de günde en fazla 2 fincan içmeleri, daha fazlasını almasıları önerilmez. Alkol ve sigaradan kesinlikle uzak durması gerekir gebelerin. Bebeğinize vermeyeceğiniz bir şeyi kendinizde içmemeniz gerekiyor. Ekstra olarak kadınlar besinlerle bulaşan bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskleri erkeklere oranla 20 kat daha fazladır. Gebelikte buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Bunun farkında olup kaliteli besinlerle beslenmek ve güvenmediğiniz hiçbir yerden hiçbir şekilde yemek yememeniz çok çok önemli. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.